Ve efendim günün raporu programı TUMOZ ile devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında bugün konuştu. Önemli mesajları vardı demiştik. O mesajları da elbette ki ilerleyen günlerde yine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli mesajlar vardı. Onlara da bakacağız. Ama şimdi stüdyoma dönüyorum. Değerli bir konuğum bizlerle birlikte. Profesör Doktor Bülent Arım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam önce kitabınızla başlayalım ama ona başlamadan önce çünkü kesesin istemiyorum devam edelim akabinde. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Televizyon ekranları başındaki izleyicilerimiz bizlere soru, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Hemen bir tane okuyayım hatta bundan bu mesaja içerikli çok fazla gelmiş. Okuyalım. Sayın Cem Bey, bizler 6000 sayılı kanunun 26. maddesi mağdurları olarak size çok teşekkür ediyoruz. Siz bizlerin sesi oldunuz. Bizleri Bengütürk TV'de her zaman ağırladınız. Bizlere yer verdiniz. Size ve Bengütürk ailesine sonsuz teşekkürler diliyoruz demiş. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Eksik olmayın efendim. Şimdi soru, görüş ve öneri de gönderebilirsiniz rahatlıkla. Hocam kitapla başlayalım. Çünkü kitap oldukça önemli. Ne zaman yazıldı bu kitap hocam? Geçen hafta çıktı. Geçen hafta yani çıktı. Daha 5 gün oldu neredeyse. Daha 5 günlük ve aslında bakıldığında gündemle de alakalı ve tam gündeminde evet, çıkmış evet. Bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Evet. Akdeniz'de iki süper gücün hakimiyeti mücadelesi, evet. Hakimiyet mücadelesi. İki süper güçten kastımız İspanya ve Osmanlı. Sizden dinleyelim dilerseniz hocam detaylarını. Evet, evet. Bu kitabı Cervantes'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla 2006 yılında bir kitap basılmıştı. Oraya bir bölüm olarak vermiştim. O İspanyolca olarak tercüme edildi ve basıldı. Aradan geçen yaklaşık 15 sene içinde pek çok atıf alıyor. Arjantin'den, Peru'dan, Brezilya'dan, Şili'den arayanlar oluyor. Bunun revaç bulduğunun göstergesi olduğu için ben zaman içinde malzemeleri toplayarak buna devam ettim. Ve sonuçta şunu gördük ki aslında stratejik olarak Osmanlı Devleti'nin Kafkaslar'da Rusya'yı durdurma faaliyetine mi yöneleceği yoksa Akdeniz'de İspanya'ya karşı daha önceki sıcak savaşların devamı olarak soğuk savaşın neticelenmesi için mi çalışacağına dair iki hizip çatışıyor. Buna dair malzemeleri toplayarak bu 20 seneyi ele aldım. Hı hı. Yani 1568'den başladık 1588'e kadar. İki ülke için çok önemli bu 20 sene. Onun hikayesini anlattım. Bir nevi aslında roman gibi yazdım. Evet. Akademik bir kitap ama bir solukta okunacak, çok hacimli olmayan bir eser. Hı hı. Buradaki bütün kaynakları, batılı kaynakları ve bizim kaynaklarımızı senkronize ettim bir zaman cetveli içinde. Burada İspanya ve Osmanlı var ama bunlar aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Venedik kaynaklarından da mevsuk hale getirdik. Yani vesikalandırmış olduk. Evet. Yani hocam şöyle kitaba baktığımızda hakikaten sıkıcı bir kitap gibi görünmüyor. Ben yayın öncesi de bakmaya çalıştım içeriğine ilişkin. Önemli konular var Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs'ın fethiyle ilgili ve yine İnebahtı Deniz Muharebesi ile ilgili yani Sıngın Donanması da diyebiliriz. Bunlarla ilgili yazmışsınız ve bu konular oldukça önemli. Tabii bu konuları detaylandıracağız birazdan, soracağız size. Ama şunu merak ettim, bir kez daha ifade etmekte fayda var. Yani neden başka konu değildi Akdeniz? Yani evet gündemi yoğun olmasına denk geldi ama gündemin bu şekilde yoğun olacağını düşündünüz mü daha önce? Yani Akdeniz Kıbrıs'ın önemine vurgu yaptınız. Tam bugünlere olacağını planlamadık aslında. Tabii. Fakat biz tarihçiler belli bir gündeme yoğunlaşmadığımız için hani mümkün olduğunca geniş zaman dilimleri içinde çalışıyoruz ki kaynakları iyice ve rahatça değerlendirebilelim. Sakin kafayla yorum yapabilelim. Bunu şiar edinirsek daha kolay anlaşılabilir. Yani bir hafta içinde olabilecek şeyler için alelacele yapılmış şeylerde hatalar oluyor tabii. Evet. Buradaki mevzu şöyleydi. Ben aslında doktora tezim Hollanda-Osmanlı münasebetleri olduğu için Osmanlı-Hollanda'ya çalıştık. 2003'te doktoramı bitirmiştim. Bu sırada fark ettim ki aslında Hollandalıların temel meselesi Akdeniz ticaretine girebilmek. Bunun için Osmanlı'dan bir kapitülasyon almaları gerekiyordu. Tabii bu bahsettiğimiz dönemde Hollanda dediğimiz bağımsız bir devlet değil. İspanya toprağı. İsyan hı hı. halinde 1568'de isyan başlamış. Avrupa onları bağımsız devlet olarak ancak 1648'de tanıdı. 80 yıl savaşları dediğimiz. Bu sırada Akdeniz'de de sürekli bütün ülkeler ilişki halinde. Yani İspanya var arada, İngiltere var. Hı hı hı. Bolca Venedik var tabii. Fransızlar yavaş yavaş ticari dengeden çıkmaya başlıyorlar. Böyle yan ürün olarak Akdeniz tarihi ve gemicilik tarihi, denizcilik tarihine de
yoğunlaşmaya başladım. Bunlar için malzemeler topladım. Çok bu önemli. Bu kitapta sonuçta bütün hepsinin birleştirilmesiyle meydana geldi. Çok önemli ve hakikaten de okunması gereken bir kitap. Belki hani herkesin merak ettiği bir konu değil açıkçası. Evet. Hani Kıbrıs, uluslararası ilişkiler merak et. Evet. Ama merak edenler içinse çok güzel ve anlamlı bir kitap hakikaten de. Şimdi burada Akdeniz'deki iki süper gücün hakimiyet mücadelesi var. Kıbrıs var, Kıbrıs'ın fethi var. Yine İnebahtı Deniz Muharebesi var. Osmanlı-İspanyol müteakereleri var. Bunları konuşacağız ama hani ana başlık aslında Kıbrıs. Yani sizden Kıbrıs'ın önemine ilişkin birkaç cümle rica edeceğim sizden hocam. Bu kitapta tabii Kıbrıs tek kahraman değil. Yani Kıbrıs'ın yanında Osmanlı Devleti'nin İspanya'yı bir boş zamanına denk getirdiği için yapacağı iki seferin bir tanesi. Hı hı. Birisi Astrakan ve Ejderhan Seferi dediğimiz Kafkaslar üzerinde bir sefer yapıp Don Volga kanallarını birleştirip İran üzerine de hakimiyet kurmak ya da bir başka hizbin talep ettiği gibi, Lala Mustafa Paşa hizbinin talep ettiği gibi Kıbrıs'ı fethetmek. Böylece daha önce alınmış olan İskenderiye, yani Mısır, İskenderiye, Süveyş üzerinden Doğu Akdeniz tamamen Osmanlıların kontrolüne girecekti. Kanuni zamanda Rodos alınmıştı. Oradaki şövalyeler Malta'ya gitti biliyorsunuz. Hı hı. Doğu Akdeniz'de bir tek Venediklilerin elinde Kıbrıs kalmıştı. Yani Kıbrıs'ta ara sıra korsanlara yataklık yapıyorlar. Bazen giden gelen haç gemilerini İskenderiye üzerinden gittikleri için saldırılar düzenliyorlar. Yani bir çıban başı gibiydi. Yani çok da önemli değildi o zaman için ama Osmanlı Devleti gibi kudreti artık zirvesine ulaşmış bir devlet için müsamaha edilemez bir hale gelmişti. Fakat Sokollu Mehmet Paşa henüz zamanı değil. Eğer burayı almaya kalkarsak bir Haçlı Seferi başımıza gelir, organize ederler diye düşündüğü için engellemeye çalıştı. Bu iki hizip arasında bir çatışma vardı ve sonunda Kıbrıs'ın alınmasına karar verildi. Fakat burada çok enteresan bir şey daha var. Eğer Osmanlı Devleti bu seferi isteyen Lala Mustafa Paşa ile beraber Portekiz Yahudilerinden Yosef Nasi'nin de istediğini yapmış olsaydı Kıbrıs bir Yahudi vatanı olacaktı. Hı hı. Yani bugün İsrail'de kurulmak istenen devletin ilk fikri Yosef Nasi'den Kıbrıs üzerine çıkmıştı. Yani Siyonistlerin istediği ama eski Yahudilerin de vatansız kalmaları ve çevrede, yani Venedik'te, İngiltere'de, Portekiz'de, İspanya'da hep ezildikleri gibi bunlara bir çare bulmak istediler. Ve bunlara bir vatan temin edelim. Bu da Kıbrıs niye olmasın diye düşündüler. Ve en uygun olarak Kıbrıs'ı planladılar. Fakat Osmanlı Devleti fetihten sonra tabii Yosef Nasi'yi Kıbrıs kralı olarak tayin etmedi, onlara vermedi. Osmanlı vatanı olarak kaldı. Yani Kıbrıs'ın böyle bir önemi var. Fakat asıl problem tabii Kıbrıs seferinin çok pahalıya mal olmuş olması. Yani sadece Kıbrıs değil, hemen ardından gelen İnebahtı dolayısıyla Kıbrıs çok önemli. Peki onu soracağım şimdi. Geçmişten günümüze geleceğiz. O kronolojiyi yapmakta fayda var ama onun öncesinde o Kıbrıs'ın o geçmişteki önemiyle şimdiki önemi arasındaki farkı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani bakıldığı kamuoyundan bakıldığı tarzıyla. Yani şimdi bir çekirdek ülke olarak Anadolu'yu düşünürsek, yani Osmanlı Devleti içinde ana vatan, ana çekirdek ülke Anadolu'dur her zaman. Hatta bu tahrir defterlerine, yani vergi kayıtlarına bakacak olursak vergilerin asıl alındığı yerler Balkanlar, Rumeli ve Anadolu. Bunun dışındaki topraklar çevre olarak doğrudan bağlı olmayan çoğu, mesela Mısır gibi, Hicaz gibi, Mağrip eyaletleri gibi fazla doğrudan bağlı olmayan ülkeleri dikkate alacak olursak Anadolu çok önemli. Peki Anadolu için Anadolu'nun güvenliği de önemli. Bunlar nereler? Ege Adaları ve Kıbrıs. Hı hı. Biz bunların bir kısmını kaybettik tabii zaman içinde. Bir daha geri alamadık. Yani Anadolu'nun güvenliği için Ege Adalarından 12 adanın Rodos dahil olmak üzere Rodos, Midilli, Limni Türkiye'de olması lazım. Çünkü bunlar olmadığı zaman elinizde her tarafı denizlerle çevrili bir tek Doğu Anadolu kalıyor. Bir ülkenin denizden güvenliği mümkün değil. Zaten bu zaman içinde kaybedildi. Yani köprülerin altından çok sular aktı. 1880'den sonra biz hatta 78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra kaybettiğimiz için bir daha geri alamadık. Ama diğer adaları zaman içinde Yunanlılar boşalttılar biliyorsunuz. Orada Türk nüfus kalmadı. Bir tek Kıbrıs'ta kayda değer bir Türk nüfus var. Şimdi bu şekilde kaldığı müddetçe hem güvenlik itibariyle stratejik, yani jeostratejik önemi dolayısıyla hem de Türk nüfus ve soydaşlarımız dolayısıyla oranın önemi daha fazla.
Ama Kıbrıs'ın başka bir önemi daha var. Yani Güney Anadolu'yu boydan boya kaplayan bir yer. Şimdiki savaş teknolojilerinde dikkate alacak olursak, Kıbrıs elinizde olmadığı zaman Anadolu'nun hiçbir limanını ve kıyısını koruyamazsınız. Bu açıkça belli oluyor zaten. Türkiye'nin eskiden bu kadar askeri gücü yoktu malum. Deniz gücü ve silah gücü olmadığı için çok da önemli değil. Orası uzaktan gibi uzakta duruyor zaten diye düşünenler olabilir. Ama jeostratejik önemini bırakamayız. Onu dikkate almamız lazım. O önemi geçmişlere bugün de korunmayı devam ediyor aslında. Geçmişlere zaten bu sebeple burası fethedilmişti. Hemen fethiyle başlayalım o zaman, fethedilmesiyle. Akabinde İnebahtı Deniz Muharebesi'nde o kronolojik sıralamayı günümüze doğru yapmakta fayda var ama kısa bir aramız var. O sıralamayı aradan sonra yapalım. Bölünsün istemiyorum çünkü. Profesör Doktor Bülent Arı ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranların başına yeni gelen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz Profesör Doktor Bülent Arı stüdyolarımızda, Bengütürk ekranlarında ilk defa ağırlıyoruz kendisini. Bundan sonra inşallah önemli konular olduğunda ki konular oldukça önemli. Hem yeni kitapları oldukça da konuşmakta fayda var. Çünkü sizler güne ışık tutan kitaplar ele alıyorsunuz, kalem yazıyorsunuz. Bu oldukça önem arz eden bir konu. Şimdi Kıbrıs konuşuyorduk. Ben sözü size vereceğim ama şöyle vereyim. Bir daha araya girmemek anlamında. Çünkü tarihi konuşuyoruz. Yani tarih geçmişten günümüze doğru geleceğiz. Dediniz ki Kıbrıs o zamanlarda da neden o kadar önemli olup olmadığı da tartışıldı dediniz. Yani uzakta bir kara parçası olarak görülüyordu ama jeopolitik anlamda önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz ki günümüzde de Doğu Akdeniz'i konuşurken, belki de oradaki sondaj çalışmalarını konuşurken buradaki önem de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Kıbrıs'ın önemini konuştuk. Alınması, fethi durumunu anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl gerçekleşti? Nasıl kararlar verildi? Nasıl adımlar atıldı? Akabinde ise İnebahtı Deniz Muharebesi meydana geldi. Onunla karşı karşıya kaldık. Buyurun efendim. Şimdi Kıbrıs'a alınmaya karar verdikten sonra aslında İspanya'nın hep meşgul olduğu, Hollanda'daki isyanla uğraştığı bilindiği için ve Venedik'in de para sıkıntısı çeken İspanya'yı kendi tarafına çekmesi zor göründüğü için Osmanlılar elini çabuk tutmak istiyor. Hızlıca fethedilebilirse bir Haçlı Seferi organize edilmeden tamamlanmış olacaktı fetih. Evet, birinci dalgayı hemen hallettiler. Lefkoşa fethedildi. Fakat Magosa Kalesi'ni o yıl fethedemediler 1570 yılında. Ertesi yıla sarktı. Neden? Yani, neden? Çünkü Magosa sizce? Kalesi eski yine İtalyan mühendislerin tasarımıyla yıldız tabya sistemiyle inşa edildiği için orayı hem denizden hem de karadan muhasara edip kale bedenlerini, duvarlarını yıkmak çok zordu. Yani eski ortaçağ kaleleri gibi değil, 16. asırda artık çokça kalelerde kullanılan yıldız tabya sistemi. Bu kaleyi o zamanki top teknolojisiyle yıkmak imkansızdı. Ancak lağımlarla, yer altından tüneller açarak, içeriden patlatarak, içeridekilerin moralini bozarak ancak alabiliyorlardı. Ve bu hakikaten çok uzun zaman aldı. Yani 1571 yılında sefer açıldığı zaman ancak Ağustos'a kadar 2-3 ay içinde uğraşılarak alındı. Hı hı. Ve sonunda 80 bin şehit verildi. Yani kolaylıkla az alınmadı. Az bir rakam değil. Evet. Yani bazı mahfillerde ben duyuyorum. Kıbrıs için bu kadar değer mi? Hani merkezi bir devlet olsun. Ne Yunanistan'ın ne Türkiye'nin olsun. Kıbrıs adası bir devlet olsun. Bizim de çok ilgimiz olmasın. Buraya da bu kadar para veriyoruz. Bu kadar masrafa ne gerek var diyenler için. Sadece Magosa Kalesi'nin alınması için 80 bin şehit verildiğini hatırlatmamız lazım. Osmanlı Devleti kuvvetleri Kıbrıs'ı aldılar. Bir Haçlı Seferi organize edilemedi. Fakat onlar sefer dönüşü İnebahtı Limanı'nda, liman ağzında bizim Osmanlı gemileriyle karşılaştılar. Ve orada tabii yeni bir teknoloji kullandılar. Yani Osmanlı Devleti'nin yenilmesini oradaki bazı yanlış kararlara, şunlara bunlara bağlayan var ama yeni gemi teknolojileri ve silah teknolojilerini dikkate almamız lazım. Yani hiçbir şekilde o zamana kadar görülmeyen 6 büyük mavna inşa ediyorlar ve bunlar bir nevi zırhlı ve her tarafı toplarla teçhiz edilmiş. Bu Osmanlı kadırgalarını hakikaten mahvetti. Ve zaten başka hatalar da var. Turgut Reis'in sözünü dinlememek, oradaki önceki büyük korsanlıktan gelme paşaların sözünü dinlememek gibi
Bir takım hatalar var. Ekim ayına girilmesi dolayısıyla askerin serbest bırakılması, çoğunun köye gitmesi, kürekçilerin yetersiz olması hepsi var ama burada silah teknolojileri de çatıştı aslında. Ve sonunda Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyet aldı. Yüzlerce kadırgası gitti. 15 binden yakın forsa, işte bazı rakamlar değişiyor. Kitapta onları belirttim. 10 binden 20-30 bine varıncaya kadar rakamlar var. Fakat Osmanlı Devleti donanması orada yenildi ama ortak Venedik, Papalık ve İspanya donanmasında da hem gemilere hem insanlara hem de oradaki kürekçilere ağır zayiat verdirdi. Yani tekrar bazen diyorlar neden Osmanlı Devleti kuvvetlerini takip etmedi, kıyıları yağmalamadı, bombalamadı diye. Öyle bir imkanı kalmadı. Aslında İnebahtı'da Haçlı donanmasının kazandığı bir nevi Pirus zaferiydi. Yani kendilerinin de kolu kanadı kırıldı, hiçbir şey yapamaz hale gelmişlerdi. Böyle bir zaferdi kendilerince. Fakat bunun şöyle bir etkisi oldu. Osmanlı literatürüne geçtiğinden görüyoruz. Sıngın donanma. Yani hep yenilmiş donanma diyoruz. Bu sıngın donanma lafı nesilden nesile takip etti. Osmanlı devlet adamları açısından da şöyle bir zararı oldu. Yani bir daha böyle büyük deniz aşırı projelere girmekten imtina eder oldular. Çünkü ağır sıngın donanmadan sonra, çünkü bunun ağır faturasını her zaman hatırladılar. Sıngın donanmanın da aslında İnebahtı Deniz Muharebesi'nin diğer bir ismi olarak da nitelendirildiğini ifade ettiniz. Evet. Sıngın donanma denmesindeki amaç kaybedilmiş bir, yenilmiş evet, bir mağlup donanma manasında. Mağlup bir donanma anlamında. Başka bir yer için söyleniyor mu sıngın donanma? Yok, sadece bu İnebahtı için. Sadece yani İnebahtı literatürde için. Sıngın donanma dedikleri zaman İnebahtı hatırlanır. İnebahtı, Deniz Muharebesi. Bunun şöyle iki kitapta da bahsettik. Tabii. Hani başlığına koydum. İki olur. Süper gücün hakimiyet mücadelesi. Bu birinci dalga burada bitti. Yani Osmanlı artık Akdeniz'de hakim değil. Kitabın sonraki fasılları da işte 1588'de İspanya yenilecek. Armada seferiyle Manş Denizi'nde gemileri batacak. Ve bunun üzerine her iki devlet de Akdeniz hakimiyetini kaybedecekler. Bu kitapta daha çok bu 20 senenin hikayesi anlatılıyor aslında. Peki fethi sırasında nelerle karşı karşıya kaldık hocam? Yani onu biraz daha hani belki kitapta 200 sayfada toparladınız ama evet, o 200 evet. sayfayı elbette ki düşüncelerinizle, birçok düşüncenizle evet, orada evet. kaleme döktünüz. Bazı önemli noktaları kaleme dökmeye çalıştınız. Ama sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Sizden dinlemek evet, istiyoruz açıkçası. Şimdi bu Kıbrıs seferi söylersiniz? İçin tabii kolay bir şey değil. Yani bugünle her zaman mukayese etmek lazım. Yani hani Güney Cephesi'nde bazı operasyonlar yapıyor Türk ordusu. İspanya ile yaşanan sıkıntılar da oldukça önemli o dönemde. Evet, evet. Şimdi buradan şunu görüyoruz aslında. Bütün Akdeniz'de hiç kimse tek başına savaşmıyor. Yani bazen şey kuvvetler, yardımcı kuvvetler, mahalli kuvvetleri devreye sokuyor. Fakat Kıbrıs'ta enteresan bir şey var. Pirimiz rahmetli Halil İnalcık hocamızın bundan 30-40 sene önce hazırladığı bir kitap var. Şey bir makale vardı. Bu hem İnebahtı seferi sırasında anlatılan hem de bu 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı oldu biliyorsunuz. Ondan birkaç sene önce Kıbrıs'ta bir şey düzenlenmiş. Henüz daha orada Türk varlığı Rumların esareti altında. 1964'te biliyorsunuz bir sefer teşebbüsü yapıldı. Fakat Johnson mektubuyla buna ara verildi. O zaman bir Kıbrıs Kongresi yapılmış. Kıbrıs Kongresi'nde bunlarla ilgili çalışmalar ilk defa yapılmış. Yani Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, bu Türk Kültür Araştırma Enstitüsü yayınları arasında hala satılıyor. Sahaflarda ancak bulunabilir. Burada şunu görüyoruz. Şimdi Batılılara anlatmamız gereken burada bir hikayemiz var bizim. Herkes zannediyor ki biz orayı Rumlardan ya da bugünkü Yunanistan'ın bir parçası olarak aldık. O yüzden onları geri vermemizi istiyorlar Kıbrıs'ı. Halbuki burası Venediklilerden alındı. Yani o zaman Türkler olmadığı için Rumlar orada reayaydı. Yani orada ezilen kesim Rumlardı. Nasıl ki hani 1974'te Rumlara da barış getiriyoruz diye harekat yaptı ya Türk ordusu. Aslında 1570'te, 71'de Kıbrıs seferi Rumları da kurtarmak üzere yapıldı. Yani onların, Katoliklerin zulmünden Ortodoks Hristiyanları kurtarmış oldu. Onların hiçbiri yardım etmediler Venediklilere. Yani oradaki Rumlar da, eski Rumlar yani, kadim vatandaşları Türklere yardım ettiler. Osmanlı taraftarı oldular. Mesela bu Magos harekatında şunu görüyoruz.
yaklaşık 5-6 bin kadar oradaki şehirli biz savaşmak istemiyoruz dediler. Bizi serbest bırakın gidelim. Ve onlar kaleden savaş daha başlamadan Magosa'da serbestçe çıkıp gittiler. Ve Lala Mustafa Paşa onları hepsini hürmetle ağırladı ve hepsini köylerine gönderdi. Yani kaleye sığınmış olanları da köylerine gönderdi. Onlar hiçbir zarar görmeden devam ettiler hayatlarına. Asıl orada savaşanlar hep Venediklilerdi. Yani Girit'te olduğu gibi Venediklilerdi. Fakat sadece Kıbrıs'ta değil ama enteresan bir şey fark ettim ben. Girit'le ilgili de bir sefer için bir kitap hazırlığım var. Birkaç yıldır ona uğraşıyorum. Girit'in 25 yıl fethedilememesinin sebebi sürekli Fransız yardımı gelmesi. Şunu gördük ki aslında orada Osmanlı Devleti Venediklilerle çarpışıyor zannederken Fransızlarla savaşıyormuş. Mühendisler geliyor, kale tahkimatı, harp teknolojisi, toplar sürekli yardım ediyor. O yüzden Girit'in de sonraki bir 70-80 sene sonra olacak. 1645'te başladı. 1669'a kadar 25 sene muhasarası Fransızlara karşı, gizli müttefik olarak Fransızlara karşı yapılmış. Kıbrıs'ta da tam bunun tersi bir şey var. Oradaki Rumlar Osmanlı taraftarı ve zaten devam etti. Yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Orada Başpiskopos Makarios vardı. Makarios'un bu kadar güçlü olup devlet başkanı haline gelmesi Kıbrıs'ta ta Osmanlı zamanından kalma ilk fetihten itibaren oradaki halka bir serbestiyet verilmesi dolayısıyla. Bu serbestlik dolayısıyla vergilerini rahatça topluyorlar ve sonunda önemli bir mevkiye kadar ulaştılar. Yani batıda söylenen hani Kıbrıs'a buraya geldiler Türk askeri çekilsin dedikleri aynen 1960'larda yaşadığımız gibi büyük bir katliamla sonuçlanacak. O da oldukça önemli. Peki önemli. Şimdi İspanya'nın Hollanda hareketiyle ilgili de bu orada da kitabınızda ben gördüm araştırırken biraz o konuyla ilgili sizden bilgi alalım. Akabinde son 10 dakikaya girdiğimizde de günümüzdeki Doğu Akdeniz'e getireceğim sözü. Oradaki yorumlarınızı da merak ediyorum çünkü. Evet şimdi Osmanlı Devleti İspanya ile birlikte iki süper güç demiştik ya. Yani Akdeniz'in doğusunu Osmanlılar tutuyor, batısını. Yani Güney Amerika'da falan da tabii İspanyollar var ama batı kısmını da İspanyollar tutuyor. İspanyollar ama sadece bugünkü İspanya gibi bahsetmeyelim. O zamanki İspanya, bugünkü İtalya'da Napoli gibi pek çok papalık toprakları gibi pek çok yerleri var. Yani papalıkla ittifak halinde bugünkü İtalyan arazisinin bazılarını, adaların bazılarını hakimiyeti altında tutuyorlar. Bir de bugünkü Hollanda var. Ama bugünkü Hollanda'dan ibaret değil. Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa'nın kuzeyi Burgundya dükalarından intikal ettiği için Habsburgların hakimiyeti altında. Burada Engizisyonları tekrar sürdürmek istiyorlar. Yani Kalvinist oldukları için çoğalıyor bu Kalvinistler, Protestanlar. Bunları da tekrar Katolikliğe hepsini şiddetli bir biçimde döndürmek istiyorlar. Mahkemelerde şiddetli cezalara çarptırıyorlar. Yakılanlar var, mallarına el konanlar var. Bu sebeple böyle bir isyan başlıyor Hollanda'da. Sonunda Güney Hollanda ayrılıyor. Güney Hollanda bugünkü Belçika, Lüksemburg tarafları Spanish Netherlands olarak kalıyor. Ki burası 1830'da Avrupa'da Napolyon savaşlarından sonra ihtilal çıktıktan sonra bağımsız Belçika olacaktır. Kuzey tarafı da bugünkü Hollanda olarak kalıyor. Burada sürekli çatışmalar var. Ancak 1609 yılındaki 12 yıl mütarekesinde bir zaman kazanmış oldular. Buradaki isyanları Osmanlı şöyle değerlendiriyor. Hazır bunlar İspanyollarla savaşıyor. İspanya'nın kuzeyinde Moriskolar dediğimiz eski Faslılar yani Maripliler, Müslümanlar onlar da bir isyan yaptılar. Şimdi bu ikisiyle meşgul olurken biz Kıbrıs'ı hemen alırız. Sonra da oradaki Müslümanlara, tabii Hollandalılara yardım ederiz ve İspanya'yı zayıflatmaya çalışırız. Tabii bu gerçekleşmedi. Ama İspanya kendi kendine başka bir projesinde bizim İnebahtı'da başımıza gelen gibi İspanyollar da Manş Denizi'nde donanmaları batarak süper güç olarak tarih sahnesinden çekildiler. Evet. İkinci plana düşmüş oldular. Hemen yıkılmadı ama ikinci plana düşmüş oldular. Osmanlılar bu şeyi yakından takip ediyorlardı. Hollanda'daki isyanı Prens Willem yani şimdi Hollanda tahtında olan Willem'in büyük dedesi. Birinci Willem, Willem the Silent isyana başladıktan sonra Osmanlılara da bir mektup gönderdi. Şimdi Osmanlılara gelen mektubu bulamıyorum. Ben yaklaşık 20 senedir bunu arıyorum.
Bunun cevabı var ama. O mektuba gelen talebinin cevabı var. Biz diyor ki şimdi diyor henüz zamanı değil. Osmanlılar çünkü Kıbrıs hazırlıklarına başlamışlar. Hemen isyan başlar başlamaz. 1568 yılında Wilhelm bir mektup yazmış. Ve bize yardım edin. Biz oradaki Müslümanlarla birlik olacağız ve İspanyolları buradan kovacağız diye. Bu mektubu bulamıyoruz. Hiçbir yerde rastlamadı. Batı dünyasında da yok. Ama cevabı var. Osmanlı diyor ki biz hele şu Kıbrıs meselesini halledelim. Ondan sonra size yardım edeceğiz. Fakat maalesef Kıbrıs alındıktan sonra ardından bu İnebahtı felaketi Osmanlı Devleti'nin başına gelince bir daha böyle deniz aşırı operasyonlar için maalesef imkanı evet. kalmıyor. Ve o elde kalıyor. Fakat ilerleyen zamanda daha sonra da sadrazam olan Kaptan-ı Derya Halil Paşa var. Halil Paşa bu şeyleri bildiği için onlara yardım ediyor ve Osmanlılarla kapitülasyon alıp Akdeniz'e girmelerini sağlıyor. Yani Osmanlıların İnebahtı'dan sonra asıl düşüncesi şu. Bu Katolikler tekrar bir Haçlı ittifakı kurarlar. O yüzden Hristiyan dünyası içinde bizim ayrı dostlarımız olması lazım. Kim bunlar? İngiltere ve Hollanda. Ve zaten İngiltere'nin şeyini de biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Balfour Deklarasyonu'na, Sykes-Picot Anlaşması'na gelene kadar hep İngiliz taraftarı oldu Osmanlı Devleti. Fakat ne zamanki Sykes-Picot'a şeyleri gördüler, gizli anlaşmalarla, Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz, Çanakkale'de gördük, sonrasında Güney Eyaletlerini, Hicaz'ı, Irak'ı, Suriye'yi, her tarafı işgal, planları devreye girince ve Birinci Cihan Harbi başlar başlamaz zaten çoktan İstanbul'u Rusya'ya verdiği anlaşılınca İngiltere o zaman devreden çıktı. O zamana kadar işte Osmanlı'nın yani zımni müttefiklerinden biri İngiltere'ydi. Diğeri de Hollanda'ydı. Mesela Hollanda'nın sonrasında şöyle bir faydası oldu. Karlofça'da mesela aslında daha büyük mağlubiyetler aldı ve çok kötü şartlarda anlaşmalar imzalanacaktı. 1699 Karlofça anlaşmasında Osmanlı Devleti'ni Habsburgların ve Avusturya'nın o zamanki tasallutundan kurtaran İngiliz ve Hollanda elçileridir. Yani çünkü onlar Osmanlı'yı baskı altına almak istiyorlardı. O zaman İngiltere ve Hollanda'nın buradaki menfaatleri de halel geleceği için yani uluslararası siyasetten ne kadar haberdar olduklarını, nasıl birbirlerini kontrol ettiklerini buradan görebiliyoruz. Şimdi hocam son 5-6 dakikaya girdik. Doğu Akdeniz'e ilgili de hazır Kıbrıs'ı konuşurken, geçmişi Kıbrıs'ın fethini konuşurken, İnebahtı Deniz Muharebesi'ni konuşurken. Şimdi Doğu Akdeniz'i de oldukça önemli günümüzde. İlk sorum size şuydu. Yani Kıbrıs'ın o zaman geçmişte fethedilirken ki önemi ve şu anda geldiği konumun önemini sormuştum. Siz de jeopolitik anlamda şimdi de o zaman da önemli olduğunu ifade etmiştiniz ki önemli ki biz hala günümüzde Kıbrıs'ı ve çevresini konuşmaya devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Lakin bazı sıkıntılar ve hukuki anlamda da bazı sıkıntıların olduğu ileri sürülüyor. Bunlar bir iddia. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Özellikle de Amerika kilometrelerce uzaktan girip Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin sondaj çalışmalarını durdurması gerektiğini ifade etmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Kıbrıs'ın bu önemi, buradaki yeri ve konumu jeopolitik anlamda da önemli yere sahip ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları. Türkiye bulur veya bulmaz bilemiyoruz. Doğalgaz bulur veya bulmaz ama bu çalışmaya hakkı yok mu efendim? Şimdi bununla ilgili bazı ihtilaflar var deniz hukukunda. En son 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Konvansiyonu'nda işte biliyorsunuz kara suları 12 mile çıkarılmıştı. Amerika bunu kabul etmiyor. O çünkü bazı şeylere göre çünkü okyanus hudutlarını kabul ettiği için neredeyse 200 mil talep ediyor. Şimdi 12 mil aslında makul bir mesafe ama bu arkipelajo dediğimiz bu takım adalar içinde bu aynı şekilde 12 mili kabul edecek olursak İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanların, mağlup İtalyanların elinden alınıp Yunanistan'a altın tepsi içinde sunulduğu için 12 adalar Türkiye'nin Ege'ye çıkması imkansız. Bu her zaman konuşulan bir şey. Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmiyor ve bunu bir savaş sebebi sayıyor biliyorsunuz 12 milin uygulanmasını. Aslında Ege hariç diğer yerlerde 12 mil makul bir talep. Uluslararası Deniz Hukuku Konvansiyonu da buna karar verdi. Bizim asıl problemimiz Kıbrıs üzerinde değil de 12 ada yani Ege'deki bütün adalar üzerinde. Ege'de bizim neredeyse adamız olmadığı için yani Gökçeada ve Bozcaada hariç
adamız olmadığı için bütün Ege Yunanistan'ın karasuları içine girecek ve o Türkiye burada neredeyse gemi yüzdüremeyecek. Yani İstanbul'dan Kıbrıs'a veya İzmir'e de gemi götüremezsiniz karasularından, Yunan karasularından geçmeden. Bu bir problem ve ihtilaflı bir mesele olarak uluslararası deniz hukuku açısından duruyor. Türkiye bunu kabul etmiyor başından beri. Tabii bu eski zamanlarda Türkiye'nin askeri gücü daha zayıf olduğu için bunu afaki bir atıp tutma şeklinde değerlendiriyorlardı. Şimdi Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu bu son yapılan operasyonlarda görüyoruz. Askeri ateş gücünün ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Ama Kıbrıs'ta başka bir mesele ortaya çıkıyor. Münhasır ekonomik bölge var. Şimdi bu quotational zone, hani münhasır ekonomik bölgeler ve kıta sahanlığı bölgeleri ayrı bir fasıl olarak bu 1982'deki Deniz Hukuku Konvansiyonu'nda dile getirildi. O zaman da şu devreye giriyor. Evet, kendi Ege hariç Akdeniz'de Türkiye menfaatlerini koruyabiliyor. Ama Kıbrıs'ta durum ne olacak? Şimdi Kıbrıs'ta hala ihtilaflı bir mesele var. Kıbrıs'ı Türkiye tek başına alamayacağı için, buna izin vermeyecekleri için hiç olmazsa bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden hem onlar oradaki Türk soydaşlarının hem de Anadolu'daki kendi güvenliğimizi tutma stratejisini izliyor. Fakat bunun içinde Güney Kıbrıs hala adanın bütününde hak iddia ettiği için ve Batı ülkeleri bunu kabul ettiği için burada vereceği kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerdeki yapacağı çalışmalar bizi doğrudan tehdit ediyor. Bu da şuna dayanıyor. Tabii bundan 15-20 sene öncesine kadar bu kadar derin mesafelerden petrol çıkarmak çok feasible değil. Yani çok uygun ve ekonomik olarak kullanışlı değildi. Ama şimdi teknoloji değiştiği için birkaç kilometre mesafeden, derinlikten petrol çıkarılabiliyor. Bu işlenebiliyor, yüklenebiliyor ve ticari olarak da pazarlanabiliyor. O zaman durumlar değişti. Yani sen Kuzey Kıbrıs'ı tanırdın, tanımazdın. Bunlar önemli değil artık. Burada önemli olan bütün Güney Kıbrıs üzerinden adanın çevrilmesi ve Türkiye'yi tehdit eder bir duruma geçmesi. Çünkü burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer bunları petrol sahalarını işletmeye başlarlarsa daha sonra donanmalarını da oraya getirip onların güvenliğini sağlama hakları doğacak. Eğer baştan tedbir alınmazsa sonrası da kontrol edilemez. Yani orayı kontrol edemezsek biz askeri gücümüzle artık Mersin ve İskenderun limanını da kontrol edemeyiz. Yani o noktaya gelecek. Yani bu artık bir Anadolu'yu koruma harekatı. Yoksa Kıbrıs'ın çok ötesinde. Türkiye'nin kolonyal bir politika izlemediği, işgalci bir siyaset takip etmediği çoktandır bilinen bir şey. Yani fakat, sadece o bölgede de değil, diğer bölgelerde de aynı şey geçerli. Evet. Yani bunu aynı şekilde şeyde gördük, Güneydoğu Anadolu'da gördük. Yani 30 senedir, 40 senedir devam eden faaliyetler sadece bu bir hak arama faaliyeti değil, onun çok ötesinde burayı kopartıp atma faaliyetiydi. Evet. Hocam ben programımız, yani sizinle olan bölüm bitiyor. Son bir dakikamız var. Kitapla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Bir anekdot varsa izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj. Hem kitabın içerisinden anlattınız hem de tabii bu kitabı yazmak, tabii orada kaç sayfa bu kitap? 212 sayfa ama 140 sayfa aslında kitap. Arkasında da kalan bölümlerde belgeler koydum ben. Önemli, hem Batı dünyasından belgeler hem bizden belgeler. Sözlük gibi bir şey de var. İndeks galiba. Var. Arkasında indeksi var. Yani arama şeyleri çok kolay. Evet. Bibliografyası çok sağlam. Böylece sonraki araştırma yapacaklar için aslında bir el kitabı hazırlamış olduk. Benim planım eğer yapabilirsek bunu 1530'lara kadar getirmek. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Yayın öncesi bakmaya çalıştım kitabınıza. Yayından sonraki günlerde, yani önümüzdeki günlerde de inşallah okuyacağım, bitireceğim. Bunu da söylemekte fayda var. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ediyorum. Efendim Profesör Doktor Bülent Arı bizlerle birlikte oldu. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başı buradayız.